Yeni bir Şu Çılgın Türkler programında daha hocam Turgut Özakman'la birlikteyiz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim kızım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçen programımızda Sakarya Savaşı'na girmiştik. Birazcık oradan devam edebilir miyiz? Edelim tabii. Tamam. Sakarya Savaşı Türk tarihinin belki de en önemli savaşı. Yani Avrupa'dan geri çekilen ya da Avrupa'dan Asya'ya doğru itilen Türklerin son duruş noktasıdır. Bakın bizim bakımımızdan bir kader savaşıdır. Hem emperyalizmin Türkiye hakkındaki tasarılarını, hem İstanbul yönetiminin hainliğinin son bulması için Yunanlıların Sakarya'yı geçip de Kızılırmak'ın ötesine Türk ordusunu atmaması, Türk ordusunun ayakta kalması için bu savaşın kazanılması gerekiyordu. Kütahya-Eskişehir Savaşı ile Sakarya Savaşı arasında bir aylık bir fark var. Evet, çok az. 30.122 askerin silahıyla birlikte kaçtığını söylemiştim. Ordunun neredeyse 5'te 2'sidir bu. Geri kalanlar içerisinden işte yaralılar var. 5.000 kadar yaralı var. 30.000'e yakın bir askercik Sakarya gerisine çekilir. O zamanki Yunan Genelkurmay Başkanı General Dusmanis'in bir raporu var. Diyor ki Türkler bu Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra o kadar muntazam çekildiler ki ne bir birlik esir alabildik, ne bir malzeme ele geçirebildik. Gerçekten ordu çok düzenli. Çok düzenli bir, olabildiğince düzenli bir şekilde geri çekilmek tabii ne yapılsa bir acıklı bir durum. Onun payını aldıktan sonrası için söyleyelim, oldukça düzenli, askerce başarılı bir geri çekiliş olmuştur. Yunanlıların da nefesi tükendiği için onlar da bizi izleyememişlerdir. Şimdi bu bir aylık bir süre onlar içerisinde... Onlar da kayıp verdi tabii o tabii sürede elbette, çok. Elbette. Yani çok şiddetli bir direniştir ama işte bu cephenin yarılması, yarbay sonradan işte meclisin albaylığa yükselttiği Şehit Nazım Bey'in alayındaki tümenindeki bir alay komutanının işte gafleti sonucu cephemizin yarılması çok büyük, çok acı bir sonuç verdi. İşte bir 200 kilometre geriye çekildik. Sakarya gerisine çekildik. Tabii mecliste kıyametler koptu. Çok doğaldır bu. Tabii ki yenildi. Bu meclis Türkiye'yi kurtarmak için bir araya gelmiş meclistir. Yine birinci, ikinci inönüyü kazanmışız. Şimdi en güçlü olacağımız zamanda bu Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın da yenik çıkmamız, ordunun Sakarya'nın gerisine kadar çekilmesi tabii şeyde mecliste fırtınalar kopar diyor. Zaten bunu İsmet Paşa da biliyor, Fevzi Paşa da biliyor, Mustafa Kemal Paşa da biliyor. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya diyor ki sen askerliğin gereğini yap, meclisin isyanını ben göğüslerim. Göğüslüyor da. Meclis geliyor, Sakarya gerisine çekilmiş olan orduyu izliyor, görüyor ki subayların da ellerinde yeni bir savaşı kazanmaktan başka hiçbir istekleri kalmamıştır. Ölümüne bir savaşa hazırdırlar. Bu çekilen ordunun yorgunluğu gitmese de üstünden o yenilginin acısı yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. İşte yeni askerler geliyor, milletvekilleri şehirlere, köylere dağılıyorlar. Gençleri bu milli orduya davet ediyorlar. Sekalifi milliye emirleri denilen, milli yükümlülük emirleri dediğimiz emirler dünya tarihinde var olmamış şeylerdir. Başkomutan bu ölüm kalım savaşından, bu büyük dönemeçten selametle kurtulabilmemiz için halktan rızkının %40'ını istiyor. Evet. Şimdi elbette buna birkaç kişi içinden karşı çıkmış olabilir. Milli mücadeleye karşı olan insanlar var. İstanbul gibi düşünen, Yunanlı ile dövüşmek istemeyen, işte bir an evvel barış olsa da ne olursa olsun, isterse 3-5 tane şehir kurtulsa. Evet diyenler elbette vardır ama milletin çok büyük bir çoğunluğu, bu rızkını ordunun ayağına sermiştir gerçekten. Evet. Ve ordu bu savaşı halkın bu cömertliği sayesinde, bu müthiş bir olay tabii. bu dayanışma bizi bir sürü millilik vasfını aşağı yukarı yitirmiş bir kalabalığı millet haline gelmesi demektir. Tabii yeniden birlik oluyorlar. Bu çok, Türk tarihinde Kurtuluş Savaşı, özellikle Sakarya Savaşı'nın sırasındaki birlik Türk tarihinde hiç yaşanmamıştı. Böyle bir şey olmamıştı.
Savaşlar zaten Anadolu dışında cereyan etmiştir. Ve bu savaşlar da vatan savaşı da değildir. Milli amaçlı bir savaş da değil. Fütuhattır. Bu fütuhatın bugün savunmasını yaparız. Çünkü o dönemde imparatorluklar bu fütuhatla, yağmayla geçiniyorlardı. Ama bugünkü ölçülerle bakarsanız fütuhatın bir tepkisi de olur. Bir tiyatro yazarının dediği bir söz var. Onu söylemek istiyorum. Viyana'ya kadar gittik diyor. Öbürü de diyor ki tabii onlar da sonra iadeyi ziyarete geldiler. Evet. Bu çağımızın görüşüyle o dönemin tahlili anlamına geliyor. İstanbul'a kadar geldiler. Doğru. O bitti, Sakarya'nın kıyısına kadar geldiler. Şimdi bizim burada durdurup bunları geri sürmemiz gerekiyor. Yetemiyorlar ki, zaten her yeri almak istiyorlar. Öyle. Şimdi Sakarya Savaşı'nı o bir aylık süre içerisinde, bunun 15-20 günü de tartışmayla geçmiştir. Hı hı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olması istenmiştir. Mustafa Kemal Paşa da bir şartla başkomutanlığı kabul etmiştir. Bu şart şu: meclisin orduya ilişkin yetkilerini kullanmak. Evet. Bir takım tarih kitaplarımızda, bazı anlatımlarda Mustafa Kemal'in meclisin bütün yetkilerini istediği ve meclisin de bütün yetkilerini verdiği yazılıyor. Böyle bir şey yok. Söz konusu değil. Gerçeklere aykırı oluyor. Onu bir düzeltelim. Orduya ilişkin yetkilerini istiyor. 3 ayla sınırlandırarak istiyor. Meclis haklı olarak hiç beklemediği bir teklif olduğu için buna bir tepki göstermiştir. Ama giderek düşünüp taşınıp, çünkü bu müzakereyle vakit geçiren, usulle vakit geçiren bir meclis. Daha evvel söylemiştim. Evet, çok biraz çok konuşan bir meclis. Şimdi bununla o kısacık süre içerisinde Yunanlıların yola çıkacağı belli. Gelecek Ankara'nın üzerine, böyle tartışmaya falan vakit yok. Bir an evvel karar verilecek, uygulanacak. Karar verilecek, uygulanacak. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Başkomutanın bu isteğini haklı buluyorlar. Başkomutana bu yetkiyi veriyorlar. Başkomutan da bu yetkisini, özellikle bu milli yükümlülük emirlerini, 10 tanedir, çıkararak işte halktan hemen hemen pek çok şey isteyerek, ortalama %40 rızkını isteyerek, yiyeceğini, giyeceğini, arabasını, atını, silahını, her şeyini isteyerek. Çok bir şeyleri de yok gerçi. İşte ne varsa getirip veriyorlar. Ne güzel bir şey. İşte böyle millet olunur. Bir ateşten geçmedikçe millet olunamıyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu unutulursa da millet olmaktan kopma başlar. Ayrışma evet. başlar. Çağımızda biraz, günümüzde biraz bunu yaşıyor gibiyiz. Çünkü biz çocuklarımıza milli mücadeleyi, bu bizi millet haline getiren o büyük ateşten sınavı, o büyük dev yangını anlatmayı başaramamıştık. Başaramadığımız için de çok kolay cumhuriyeti ilan ettiğimiz sanıldı. Türkiye'yi yönetenler bu milli mücadelenin belirlediği nitelikler üzerinde oynayınca, kıyamet kopunca da şaşa kaldılar. Bilseler ya, bilse ne oldu? Bilse oynamayacak. Tabii. Zaten. Elbette oynamayacak. Yani uğrunda yüz binlerin feda edildiği, çok acı günlerin yaşandığı, tehlikeyi görüp uçurumun kenarından dönüldüğü bir dönemden sonra 10 lirası varsa 5 lirasını vermiş halk. Kalkıp da bunun üzerinde tabii. oynamak olmaz. Bu kötü niyet demeyeyim ama bir cehaletin sonucu olarak Türkiye'de bunlar yapıldı. Derin bir bilgisizlik. Şimdi bu, ama bu insanlar artık bir ülkeyi yönetmeye soyunmuşlarsa, ülkeyi yönetmek durumundalarsa, bu son 30 yıl için söylüyorum bunu. Okulda kendisine öğretilmemiş olsa da kendisi özel gayretiyle bunu öğrenir, öğrenmemek ayıptır. Hep söylüyorsunuz, tarihini bilmesi lazım. Öğrenmemek ayıptır. Evet. Yani ben bilmiyorum diyemezsiniz. Çünkü bilmenizi kolaylaştıracak binlerce kitap var. Evet. Binlerce kitap var. Ben kimmişim, ne olmuşum, ne yapmışım, hani, nasıl gelmişim, neler başarabilmişim. Tabii bunu bilmeden olmaz. Tabii. Bunu bilmeyince o böyle bir şey, eğitim görmemiş çocuk gibi davranıyor insanlar. İşte ben bazılarının yazılarını okuyorum. Yani milli mücadele gerçeklerinin kenarından bile geçmeden milli mücadele hakkında yargıda bulunuyorlar. Bilse öyle yazabilir mi? Yazmaz ama bilmemesi için de biz elini tutmuyoruz ki. Tabii. Bilsin. Kitapları saklamıyoruz. Okusun. Doğru. Okumak çok hoş bir şey. Yani bu beyni boş bırakmak gibi bir şey değil. Yani tabii. bir mideyi de beyni de boş çalıştırmak bırakmak yok lazım. Değil mi? Ama ki paslanmasın. Şimdi bunlarınki durmuş vaziyette. Bazılarınınki o bilgisizlikten deha bile çalışmak için bilgi ister. Doğru söylüyorsunuz. Türk tarihinin yetiştirdiği 3-5 dahi var. Bir tanesi de Atatürk. Sonuncusu Atatürk. Hiç durmadan okuyor. Çok okurmuş değil mi? Hiç durmadan okuyor. Yani bir şey söylemek için, bir şey karar vermek için, bir meselede bir
bir sonuca varmak için, bir çözüm bulmak için ya da sadece açlığı için, kendi öğrenmek için, zihninin açlığını gidermek için mütemadiyen okuyor. O kütüphanesindeki hangi kitabı çekip alsanız satırların altının çiziklendiğini, işaretlendiğini görüyorsunuz. Atatürk'ün niye Atatürk olduğunu, niye herkesten büyük olduğunu, niye herkesten bilgili olduğunu, niye bugün hiç kimsenin hala Atatürk'e yanaşamadığını, yaklaşamadığını, onun büyüklüğünün yanında hepimizin cüce kaldığını, herkesin cüce kaldığının sebebi işte bu. Kendini mütemadiyen inşa etmesi, kendini mütemadiyen tazelemesi, yenilemesi böyle büyük olunur. Yani dediğim gibi deha bile bilgi ister. Bizimkiler dahi değil ama hiç bilgiye de ihtiyaçları yok. Bilgileri yok ama fikirleri var. Tuhaf bir şey. Her neyse. Şimdi 14 Ağustos Pazar günü Yunan ordusu işte üç koldan Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçiyor. Bizim elimizde üç tane uçak var ama birinci günü bir tanesi kırılıyor. İkinci günü ikincisi yanıyor inerken sakatlanıyor. Evde bir uçak bir var. O da zaman zaman arızalar geçiriyor. Biz nereden, güneyden mi gelecek, kuzeyden mi gelecek bu Yunan ordusu? Asıl gücümüzü kuzeyde mi, güneyde mi tutmalıyız? Bir türlü bunu saptayamıyoruz. Sonra Yunanlılardan kalmış bir uçak Muğla'dan getirtiliyor. Bu uçak daha sağlam çıktığı için o nihayet belli bir tarihte Yunanlıların güneye doğru indiğini bizim hava kuvveti birliğimizin komutanı Yüzbaşı Fazıl tarafından saptanıyor. Ondan sonra da cephe işte bu Yunan girişine, Yunan planına göre son şeklini alıyor. Şimdi Sakarya Savaşı'nda eğitim görmüş 30 bin insan geri geldi. Biz burada 60-70 bin kişiyiz. Demek ki 30-40 bin yeni asker alınmış. Bunları bir ay içerisinde birinci günü alsanız 30 günlük eğitim gördüler. Bir asker eğitimi için 30 gün yetersiz. Bunların bir kısmı 5 günlük eğitim. Bir haftalık, 6 günlük, bir gün hiç eğitim görmemiş olanlar da geliyor. Silah tutmayı biliyor, İşte bilmiyor. Belki. O. Demek ki durum eğitim bakımından durum bu. Silah bakımından hem hafif ve ağır makinalı tüfekte kat kat bizden üstünler, topta iki misli üstünler. Bizim üstün olduğumuz sayı süvariler. Onlar 1000 kişi ise biz 4000 kişiyiz. Ama bizimkilerin elinde kılıç yok. İşte o sopadan yapılmış mızraklarla dövüşüyorlar ya da inip ya da taş atıyorlar. Yaya savaşı yapıyorlar. Ama bu tekellüfü milliye emirleri sayesinde halktan alınan kılıçlar, yatağanlar vesaire süvarilere veriliyor. Süvariler de böylece kılıca kavuşuyorlar. Biraz paralanınca tabii. Kılıca kavuşuyorlar ve sayede. Şimdi Sakarya Savaşı bu 22 gün 22 gece hiç durmaksızın sürmüş. Dünyanın en uzun sürmüş, en kanlı savaşlarından biridir. Savaştaki insanların iki tarafın toplamı diyelim ki 150-200 bin kişi ise bir tarihçi diyor ki yani bu birinci veya ikinci dünya savaşının yanında o kadar da önemsenecek bir savaş değildir diye. Ben bu tarihçiye şaşak kalarak okuyorum bu yazdıklarını. Bunu yazarken tarihçiliğini bir kenara koyup başka bir şey oluyor herhalde. Dünya savaşlarıyla dünyanın hangi kurtuluş savaşı mukayese edilebilir ki? Adı üstünde Dünya Savaşı. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı başka şey. Dünyada en kalabalık Kurtuluş Savaşı'nda Türkler vermiştir. O tarihçi için altını çizerek söyleyeyim. Tamam. Ve dünyanın en önemli savaşlarından biridir. Bizi izliyordur belki. Hayır, izlerse bir şeyler öğrenir. O, İyi olur. Hayır, istemez. İstemez. Bir şey öğrenmek istemiyorlar onlar. Onlar söylüyorum hep cehaletlerinin keyfini sürüyorlar. Cehaletlerinin özgürlüğü içindeler. Onun için bir şey bilmeyince, yarım yamalak bile bilmeyince de istedikleri gibi konuşuyorlar. Bence yapmasalar iyi olur. Hem bu yani onların bilimsellik, bilim adamı vasıflarına, niteliklerine aykırı düşüyor. Hem gençlere bir şey bizim değişik, yalan söylemeye hakkımız yok. Biz doğruyu söylemekle mükellefiz. Kendi çocuklarımız bunlar. Bunlardan hakikatleri saklayamayız. Bunlara hakikati eksik söyleyemeyiz. Hakikati tersine çevirip anlatamayız. Yani bir bilim adamı için en kutsal, en önemli şey gerçektir. Gerçekten sapılamaz. Bunlar niye böyle oldular da bazı şeyleri değiştire değiştire anlatıyorlar, küçümsüyorlar. Yani Fransızın, Almanın, efendim diyelim ki Amerikalının hiçbir konusunu küçültmüyorlar. İş bize geldiği zaman evet, bunlara birdenbire böyle bir aşırı tevazu geliyor.
işte bize ait şeyleri böyle küçümsüyorlar. Hazreti Muhammed'in savaşlarının toplam insan sayısı hiçbir savaşta 2000'i 3000'i geçmemişti. Ama dünyanın en önemli savaşlarıdır. Yani sayılar savaşların önemini belirlemez. Önemini belirleyen şey savaşın sonuçları. Evet. Sakarya Savaşı'nın sonuçları Türk tarihi bakımından hayat demekti. Hayat. Biz Sakarya'da dirildik. Evet. Sakarya'da dirildik. Onun için 50 bin kişi olmuşuz ya da 10 milyon kişi olmuşuz hiç fark etmez. Sonucuna tabii, bakınız. Sonuca bakmak lazım. Sonuca. Bizim tarihimizde büyük savunma zaferleri vardır. Plevne vardır ama savaşın o savaştan galip çıkmamızı yenilgi sağlamıyor. Var, tabii. Edirne savunması da çok şerefli bir savunmadır. Yanya savunması şerefli bir savunmadır. Ama bunlar yenilgi içindeki parlak savaşlar. Parlak savunma savaşlarıdır. Çanakkale de öyledir. Hı hı. Çanakkale sonucu tarihin en önemli savaşlarından biridir ama sonucu itibariyle bizim savaşımızı zaferle bitirmemizi sağlayamamış. Evet. Ve bizim savaşımıza olumlu bir etkisi Kurtuluş Savaşı'na dolaylı ve müthiş bir etkisi olmuştur ama Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuna bir etkisi olmamış. Siz Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü diyorsunuz zaten, evet. Çanakkale Savaşı. Neden? Çünkü Çanakkale Savaşı'nda askeri de, subayı da, sivili de düşünen kafalar İstanbul yönetiminden bahsetmiyorum. Bizim istersek, milletçe bir araya gelirsek bu kahraman askerle, bu fedakar subayla emperyalizme galip gelebileceğimizi gördük. Tabii. Bu büyük bir olay oldu. Çok büyük bir olay oldu. Onun için insan Çanakkale belki zaferini... Belki o yapılmasaydı diğerlerine şey yapamazlardı. Yani Çanakkale zaferini o yüzden insan kutsuyor, büyütüyor, yüceltiyor. Ne söylesek azdır. Ama Sakarya zaferinin sonucu Çanakkale zaferinin... Bir kere zafer değil, var orada. Değil, kat kat başka diyor. Sonucu itibariyle bir Fransızlarla anlaşmayı getirdi. Böylece karşımızdaki emperyalist cephe ikiye bölündü. Birinci. İkincisi, halk bütünüyle yüzünü Ankara'ya çevirdi ve İstiklal Bayrağı altında toplandı. Büyük taarruzdaki asker sayımız bizim büyük bir rahatlıkla 200 küsur çok, bine çok çıkmıştı. Çok fazlaydı. O ordumuz için her şeyi alabilme şansımız oldu. Rusya'dan parası, İtalya'dan ve Fransa'dan parayla para yardımı almadık. Parayla eşya aldık, silah aldık, kamyon aldık, uçak aldık, alabildik. Her şeyden kıstık paramızı. İşte bu silaha yatırdık ki o zamanki Maliye Bakanı'nın tabiriyle hiçbir şeye para yok, yalnız yağlı kurşuna para diyor. Savaş ekonomisi, öyle diyelim. Ekonomisi. Bütünüyle orduya yatırılıyor. Şimdi Sakarya Savaşı'nda biz çok ciddi kayıp verdik. Yani şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Evet. 20 bine yakın gazimiz olmuştu. Bir de siviller var. Sakarya savaş alanında yaşayanlara, bu savaş ahlakına hiç uymayan, şövalyelikten bir haber bulunan Yunan ordusunun yaptıkları kelimelere gelmez. Ben burada da bunu anlatmak istemiyorum. Ama düşünen kafalar düşünebilir. Bunlar Polatlı'nın birazcık batısından ta çekildikleri Afyon'a, Eskişehir'e kadar ne kadar köy varsa hepsini yaktı. Yakıp yıkmışlar. Hepsini yaktı. Kuyuları körlettiler. Evet. Demir yolu 26 bin parçadan yapılan demir yolunun Polatlı Eskişehir arasındaki 25 bin parçasını tahrip ediyorlar. İstasyonları yok ediyorlar. Ne kadar zor yapıldı. Hayvanları götüremezlerse beraberinde hayvanları öldürüyorlar. Bağlar, bahçeler varsa yakıyorlar. Yani böyle çekiliyorlar ki geride yaşanabilir bir vatan kalmaz. Evet. Madem ki ben buradan yararlanamayacağım, öyleyse hiç kimse... Tamamen bitireyim. Öyleyse Türk de yararlanamaz. Bu bir asker kafası değil. Askerler savaştan ürkerler. Haklı olarak, çünkü savaşın ne olduğunu bilirler. Savaşıldığı zaman iyi yetişmemiş insanların neler yapabileceğini bilerek savaştan çekinirler. Haklı olarak çekinirler. Yani bir yerde eğer ordunuz çok disiplinli değilse, savaşın ilkelerine, ahlakına, şövalyeliğine uymuyorsa yapılan şey çok çabuk barbarlık oluyor. Tabii. Türk ordusu bu bakımdan dünyanın en temiz ordusudur. En temiz ordusudur. Yani ne çevremizdeki ahlaklı savaşmışız. Ne Avrupalılarla falan bu mukayese edilemez.
Avrupa ile hiç mukayese edilemez. Emperyalizmin şefkatle bir ülkeye girdiği görülmemiştir. Bu Avrupa dediğimiz şey, emperyalizm dediğimiz şey, şöyle tarif edeyim. Kendi bir ağacı için karşısındakinin bir ormanını yakar. Evet. Hep öyle ola gelmiştir. İşte bu bencilliğiyle büyük bir sermaye birikimi yaratarak da dünyaya hakim oluyorlar. Yetmiyor. Şimdi de hakim olma gayretleri içerisindeler. Aynı şeyler devam ediyor. Hep beraber İkinci Dünya Savaşı bittiği zaman Amerikan Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarından Vanderbilt, ki tek bir dünya diye bir kitap yazmıştı. Bütün insanlar kardeş gibi olsa, tek bir devlet olsa, birbirlerine yardımcı olsalar, dayanışma içerisinde olsalar, bu fikir tabii çok sevgiyle, saygıyla karşılanmıştı. Bu küreselleşmeyle falan ilgisi yok bunun. İnsanların birbiriyle ilişki içerisinde olması, iletişimin tabii artması, bilgi toplumunun verdiği o bilgilenme, herkesin her şeyden haberdar Feren olması. Feren mi olur herkes her şeyi paylaşsın? Başka bir şey, küreselleşme bir takım büyük güçlerin dünyaya hakim olması anlamında kullanılıyor. Emperyalizmin yeni adı, kapalı adı ve küreselleşmeyi kaçınılmaz telakki edenler emperyalizme hizmet ediyor. Onlara manen yol açmış oluyorlar. Evet. Küreselleşmenin bilgi kısmı, iletişim kısmı, bilgi toplumu olmaktan gelen, haberdar olma kısmı başka bir şey. Küreselleşme denirken bu ekonomik ve siyasi küreselleşme güçlerin güçsüzleri sömürmesi anlamı. Sen buna karşı çıkamazsın. Benim istediğim düzeni kabul etmek zorundasın. Gümrüğünü bana göre ayarlayacaksın. İç düzenini bana göre ayarlayacaksın. Ben haritanı bana göre kullanabilirim. Haritanı bana göre ayarlayacaksın. İşte seni ben tüketim toplumu yaptım. Benim malımı alacaksın. Ucuz işçimi olacaksın. Sonuçta onlar mutlu yaşayacaklar. Afrika'da her dakikada bir çocuk açlıktan ölüyor. Bu küreselleşmeyi savunanlar ve küreselleşmeden ceplerini dolduran uygar insanlar. Oraya da yardım etsinler o zaman. Hiç utanmıyorlar mı bu durumda? Onlar da bizim insan kardeşlerimiz. Olmuyor. Olmuyor. Demek ki biz mağara adamından bugüne fazla da ileri gitmedik bazı konularda. Onlar da kendi bencillikti. Ama bu bir sevgi tabiiydi. Onunki doğaldı. Bugünküne. İnsan, evet, yani hayvanların en canavarı. İnsan hayvanların en canavarı. Aslan karnı doyunca durur. Kenara çekilir. Kedi gibi oynarsın onu. O düşünemiyor. Bir de insan ama düşünüyor. Ama insan daha tehlikeli. Değil. İnsan öyle değil. İnsan doymuyor. İnsan hep doymuyor. Daha fazlasını istiyor. İnsan doymuyor. İnsan kanla besleniyor. Yani son 1000 yıllık, 2000 yıllık tarihe bakarsan hep insanların özellikle bu uygar olduğu iddia edilen, ki hakikaten bazı taraflarıyla sahiden uygar olan milletler kanla doymuşlar. Evet. Yani keşke biraz daha ilkel olsaydık. Keşke bu kan olmasaydı hiç tarihte. Evet. Neyse. Bu savaşlar, evet, teknoloji, evet, falan, evet, olmasaydı. Evet, evet. Yani hem asker olup hem savaşın karşısında olup da harbi zaruri değilse cinayet diye nitelendiren bir büyük askerimiz, bir büyük dahimiz, bir devlet kurucumuz, bir ebedi bir liderimiz var, Atatürk. Hiçbir batılı asker Atatürk'ün söylediklerini savaş hakkında söyleyemedi. İnsanlık hakkında söylediklerini söyleyemedi. Anzakların, Çanakkale'de yatan Anzakların annelerine yolladığı o mesajı hiç kimse söyleyemedi. Evet. Hiçbir filozof da söylemedi, asker de söylemedi. Hele bugünkü o küçük yürekli, küçük beyinli Avrupa Birliği sözcülerinin bu sözleri anlaması bile mümkün değil. Söylemek nerede? Tabii, mümkün değil. Yani Atatürk zaten bizim de bir çok insanımıza büyük geldiği gibi Avrupa'ya da çok büyük geldiği anlaşılıyor. Kendi tarihlerini, bütün kendi tarihlerinin dışında hiçbir tarihi kabul etmiyor bunlar. Bir ülkenin kendi tarihi, dolayısıyla kendisine bir yön veren bir geçmişi olur. Tabii buradan ki doğan ilkeler olur. Bundan doğan hayat dersleri tabii vardır. Ki. Bundan doğan ibretler vardır. Bunları silecek, Avrupalının her dediği ilkesini yerine getirecek. Bu mümkün olmayan bir şey. Bu sosyal, yani sosyolojinin yasalarına aykırı. Avrupalı kendi tarihini biliyor mu ki iyi? Şimdi Kurtuluş filminin çevrildiği, hı hı, sırada İngilizleri, Lloyd George'u, işte Churchill'i falan İngiliz aktörleri oynamıştı. Oynadıkları bölümler kendilerine çevrildi. Ne oynadıklarını bilsinler diye önceden de yollandı. Hı hı. Film de çekildi.
Ben bu filmin değerli rejisöründen öğrendim. Adamlar demişler ki biz o döneme hiçbir şey bilmiyoruz. Politikamızın bu kadar haince olduğunu da ilk defa bu dizide şimdi öğreniyoruz. Bize bunlar anlattı. Biz öyle göstermek istiyoruz mu zannettiler acaba? Hayır, işte bize anlatılmadı bütün bunlar. Bunlar da anlatmıyorlar. Yani Batı kendi tarihinin karanlık pis tarafını kapatıyor tabii. Örtüyor. Evet. Kedinin pisliğini örtmesi gibi örtüyor. Biz tarihimize yaklaşma bakımından belki dünyanın en cesur milletlerinden biriyiz. Bunu söylemek istiyorum. Böyle tarihimizde barışalım falan gibi laflar duyduğum zaman çok da canımı sıkıyor bu. Biz tarihimizde hiç dargın olmadık ki. Osmanlı tarihine en güzel basıldığı dönem Cumhuriyet dönemidir. Evet. Yani tarih 4 Osmanlı tarihinde hakkında yazılmış en harika kitaptır. En güzel basılmıştır. İçi fotoğraflarla, haritalarla doludur. Keşke bugün tekrar basılsa o. Basıldı zaten ama okullarda okutulabilse. Keşke okutulabilse. O zarafette basılsa kitaplarımız. O zaman çocuklarımız için ciltli kitap veriliyordu Atatürk döneminde. Kitaplarımız ciltliydi. Birinci hamura basılıyordu. Ben o çağdan gelmiş bir insanım. Bugünkü kitapları görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bunları bedava verdiği için çok büyük bir iş yaptığını ileri sürüyor. Ama çocuklarımızı zevkli, düzenli, çağdaş yetiştirmek istiyorsa önlerine koyduğumuz kitap devletin bu konudaki özenini kanıtlamalı. Evet. Devleti çok çabuk yırtılabilen, incecik kapaklı, özensiz, düzensiz basılmış bir kitapla tanıyor. Tarihini onunla tanıyor. Toplumunu onunla tanıyor. İçindeki bilginin özenli olduğuna inanabilir. Örnek aldığı insanları işte o kitap temsil ediyor. Bu çocuğun sahiden devletiyle, milletiyle iftihar etmesi, onunla uyuşması ya da uzlaşması ya da bizim aramızda geleceğe güvenle bakarak huzur içinde yaşaması mümkün sanıyorlar. Çocuk gözüyle idrak eder her şeyi. Tabii. O kitapları herhalde bizim bakanlığımızın yetkilileri görmüyor. Diyecekler ki para. Çok pahalı olur izin. Atatürk dönemindeki kadar hiç parasız olmadı o Türkiye. O kadar yoklukta o kadar güzel yapılabilmiş. Evet. Ama böyle biz 5 kuruş kredi almadık dünyadan. Ve bugün neyimiz varsa hepsini o ilk 15 yıla borçluyuz. Neyimiz varsa her şeyi. O döneme hakikaten... Hatta birikim bile yapılmış. Borcun yoksa zaten tabii. Birikim yapmış oluyorsun. Ama işte... Daha sonraki birçok insanlar kendinden Atatürk'ten falan daha akıllı, daha bilgili, daha yurtsever saydıkları için o kurtuluş reçetesini bir yana koyup Türkiye'yi işte bugüne getirdiler. Dünyanın en borçlu ülkesiyiz. Birçok sorunların içerisinde şu anda azap çekiyoruz. Bir milli birliğimiz vardı. O milli birlik devletimizin, aydınlarımızın ihmali, yanlışlığı yüzünden giderek böyle bağlar gevşemeye başlıyor. Elimizdeki değerleri birbiri satıyoruz. Bir kritik dönemden geçmekteyiz. Sanıyorum ki birçok konudaki ihtilafları geriye bırakıp, erteleyip, Birinci Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi milletçe bizi bekleyen tehlikeler karşısında bir uzlaşsak, bir sahiden bir milli cephe oluşturabilsek, bir ulusalcı ya da bir milli duruş kazanabilsek, yani doğruda buluşabilse. Tek birlik. Yani şimdi bu gazetelerde bizim parti liderlerinin falan söylediklerine bakıyorum. Bunlar hiçbiri Türkiye'yi ileriye götürecek laflar değil. Bunlar hep Türkiye'yi geriye götürmek, halktan oy toplamak için söylenmek. Biraz günü kurtarıyor. Yani halka rüşvet veriyorlar bunlar. Rüşvet almak hata, rüşvet vermek daha büyük hata. Bunlar halka rüşvet veriyorlar. Dini çok kullanıyorlar. Kullanmıyoruz diyorlar. Hayır, kullanıyorlar. Açık kullanıyorlar, kapalı kullanıyorlar. Başörtüsü bir ülkenin en başlıca politikasıysa o ülke hasta demek. Haftalardır onu tartışıyoruz zaten. O ülke hasta demek. Evet, şimdi Sakarya Savaşı'nın sonunda Türkiye Yunan ordusu varlığının yarısını bıraktı. Bir taarruz azmi vardı. Türkiye'de kalabilirim zannediyordu. Bu taarruz azmi kırıldı. Yani bir sıradan savunma ordusuna dönüştü. Güçlükle Eskişehir, Kütahya, Afyon hattına çekildi. İşte bir yıl müddette de buraları tahkim etti, berkitti. Savunabilmek için, geri çekilmek için korkuyor, geri çekilemiyor. Çok halkından... Kıvransın dursun. Halkından çok büyük bir tepki alabilir diye. Zaten İngiltere arkasında duruyor.
çekilmesine engel oluyor. O arada da Türkleri uyuşturmak için de bir takım mütareke teklifleri geliyor. Sevr anlaşması üzerinde insanı güldürecek küçücük iyilikler yapılarak ya da iyiliğe benzer bir şeyler yapılarak Türkleri avutmak istiyorlar. Tabii aç bir insanın önüne bir tas çorba korsanız, bu açlardan bir kısmı bu bir tek tas çorbaya evet diyebilir. Diyebilir tabii. Türkiye'nin çok önüne işte aç, Türkiye'nin önüne barışa aç, yorgun. Bir yıldır 1921 yılında Sakarya Savaşı dahil 4 savaş yaptı. Evet. Dünyada bu kadar kısa süre içinde bu 4 savaşı yapmış bir ülke uzun var mı kanlı ki? Kanlı. Tabii. Var mı ki? Yok. Evet, bu işte Türkiye'de bir barış rüzgarı estirip bir an evvel ne olursa Sevr'i kabul etmesi için bir yem olarak kondu. Ankara'nın içerisinde de barışa artık sahiden barış gelse ne yapalım, kaderimize razı olsak diyen 3-5 kişi çıkmamış değildir. Vardır. Doğaldır. Yani insanlar demir değil, çelik değil. Yani tabii, onların bazı kusurları vardır ki onları hoş görmek lazım. Hele araya böyle 80 yıl girdikten sonra küçücük ayrıntıların üzerinde, insanların üzerinde tepinmek hiç de doğru olmuyor. Evet. Hiç de doğru olmuyor. Onlara da sevgiyle bakmamız lazım. Çünkü insan dediğimiz şey yenilmez değil. Onun da bir yenildiği anlar var, zaaf anları var. Aciz kaldığı. Herkes hata yapabilir. Aciz kaldığı anlar var. Çok normal. Bunda ısrar etmek kötü. Evet. Ankara'da bunun üstünde böyle gelip geçici yılgınlık rüzgarlarının olduğu günler vardır ama hiç ısrar yoktur. Ankara'nın büyüklüğü, muhteşemliği, Türkiye'yi zafere götüren hava işte o. Ya o insani zaaflar yaşanıyor ama sonra düşünülüp yeniden doğru yol bulunabiliyor. Hemen toparlanabiliyorlar. İstanbul evet. İstanbul yönetimi matbaatının bir kısmıyla, basınının bir kısmıyla o baştan beri yılgındır, sonuna kadar da yılgın kalmıştır. Türkiye'den de yılgın hainler olarak kaçmışlar. Onların yazdıklarını biliyoruz. Şimdi Sakarya Savaşı ayrıntılarını anlatmayayım. Bu bir savaş konuşması olmasın. Tabii. Türkiye barışa hazırdı, barışı istiyordu ama karşı tarafta Türkiye'nin barış istekleri o kadar basit ki bağımsız ol. Kendi ülkesinin milli sınırları içerisinde parçalanmadan özgür yaşamak. En basit bir insan topluluğunun isteyeceği en asgari istek bu. Çok normal bir istek. Evet, daha önce istememiş olmaları şaşırtıcı. Ama Avrupa buna dahil. Çünkü onun talepleri var. O doğuda Ermenistan kurulacak. Boğazlar bunların elinde evet, olacak. İzmir Yunanlıların olacak. İzmir olamazsa Trakya onların olacak. Türkiye küçücük bir ülke haline gelecek. İstedikleri zaman üfleyip Asya'ya yollayacaklar. Antalya ve çevresi, Konya, Bursa'ya kadar İtalyanların sömürme bölgesi olacak. Ortada küçücük Çukurova, bir yer bırakacaklar. Evet, Çukurova, Sivas'a kadar Fransızların sömürme bölgesi olacak. Evet. Türkiye'nin güneyindeki sınırın büyükçe bir bölümü Fransız mandası olan Suriye'ye devredilecek. Evet. Antep'in bir bölümü bile. Doğru. Bunlar bir İngiliz diplomatın anılarında diyor ki neşe içinde Orta Doğu'yu bölüştük diyor. Evet, öyle anlatıyor, öyle. Yani orada insanlar var, şu çektiğim çizginin, ailenin yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta kalacak. Burası bu milletin tarihi olarak kan dökerek aldığı bir sınır, onun için çok kutsal, hiç önemi yok onlar için. Biraz petrol, biraz yeraltı serveti, biraz yerüstü imkanları, insan hiçbir şey değil. Kaç kişi kaybolmuş, kurşun asker. Şehit vermiş, onlar için kurşun asker gibi insanlar. Şimdi öyle değil mi? Maalesef bugün de. Maalesef bugün. İnsana değeri yok. Evet, bu çok tatsız bir şey. Kendi insanlarının değeri var, başkaları daima ikinci sıra. Evet. Çifte standart dünya için bir facia olmuştur, olmaktadır, olacaktır da. Biz gene dönüyorum ben kendimize, bizim kusurları olan bir milletiz. Bir sürü kusurumuz, zaafımız var, doğrudur. Ama biz millet olarak insanlığa çok daha sağlıklı, çok daha iyi bakıyoruz biz. Bizim hiçbir barbarlığımız olmadı. Biz kendimiz için insanları yakıp yıkmadık. Yani sivillere biz bir şey yapmadık. Yapmayız, yapamayız. Yani Mehmetçik'le ilgili ben bütün bilgileri ama ne zamandan Osmanlı'dan bu yana
topluyorum. Bizim yani ayıptır diyebileceğimiz, ya keşke yapmasaydık diyeceğimiz 1 milyon olayın içinden 10 tane olay çıkıyor. 10 tane olay çıkıyor. Yani temin ki gene o geniş görüşe dönmek istiyorum. Bu kadarına dünya da katlanır. Bu kadarına İngiliz de yapsa katlanır. Yunan da yapsa katlanır. Ama bu oran 1000 olayın içerisinde 900 olursa işte o facia alıyor. O ülke için, o devlet için, o millet için de bu şeref olmuyor. Bu şeref olmuyor. Şimdi Avrupa Birliği yolunda bile bize ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Yapmaya teşebbüs ediyorlar. İstiyorlar. İstiyorlar ve millet olarak biz ikinci sınıf olduğumuzu kabul etmediğimiz için bütün bu laflar üstümüzden aşıp gidiyor. Bizi temsil eden insanlar, yani diplomatlar ve siyasetçiler, eğer bizi ikinci sınıf bir insan gibi temsil ediyorlarsa onlara yazıklar. Biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Sanıyorum ki hem bizi öyle temsil ediyorlarsa, şayet eğer öyle anlatıyorum, ediyorlarsa hem onlar hem Avrupalılar bizim ikinci sınıf bir millet olmadığımızı, bir sürü olmadığımızı, en az onlar kadar onurlu olduğumuzu, gerekirse de bu onuru şiddetle koruyacağımızı öğreneceklerdir. Türkiye'de esen rüzgarın hiç kimse farkında değil galiba. Evet. Bambaşka bir rüzgar. Sizin de biraz katkınız var. Hayır, ben sadece gerçekleri anlatıyorum. Ben öyle bir amaçla yazmadım bunu. Doğruyu anlatmaktan başka bir gayet. Ama doğruyu öğrenmek bir de insanların dikilmesine yararlı oldu. Pek çok insanın emeği vardır bunda. İşte öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, ordumuz, anneler, babalar, uyanık insanlar, aklı başında insanlar, az çok bir şey bilince doğru düşünmeye başlayan insanlar, yani fanatik olmayan insanlar, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, ilericiler, halktan yana olanlar, emekten yana olanlar, milli onura, milli bilince saygı duyanlar. Tabii. Şimdi bu çok geniş bir kitle. Bu geniş bir kitlenin karşısına siz Avrupa'nın sözcüleriyle birlikte ya da onların sözcülerinin izinde çıkamazsınız. Çıkılmaz, çıkılmaması iyi olur. Herhalde Avrupa'da yavaş yavaş aklını başına toplayacaktır. Toplasın artık. Herhalde yani toplamazsa da önemli değil. Girmek zorunda değiliz. İkinci sınıfta niye kabul edelim? Hayır, girmek zorunda değiliz ki, yani bizim için hayat memat meselesi olan olay o değil. Bizim için hayat memat meselesi olan olay bizim kendi varlığımızı onurlu bir şekilde korumamızdır. Evet. Asıl olan odur. Biz kendi aramızda kavgamız mavgamız olur ama dışarıya karşı bir olay olduğu zaman Türkler Büyük Millet Meclisi'nde bu birleşmeyi kenetlenerek çok güzel göstermişlerdi. Büyük Millet Meclisi'nin resimlerine bakın. 1/3 sarıklı, 1/3 fesli, 1/3 kalpaklı. Demek ki bunlar farklı zihniyetlerin. Farklı olabiliyor tabii. Ama zaferde, ama vatanın çıkarında, ama milletin onurunda hiç kıl kadar birbirlerinden ayrılmamış. Milli antı kabul etmişler o halde. Hiç kıl kadar birbirlerinden ayrılmamışlardı. Bu bizim için milli mücadele kutup yıldızı gibi farz ederseniz ona bakarak doğru yolu bulabilirsiniz. Evet. Birinci Büyük Millet Meclisi dünyanın en özgür, en yurtsever meclislerinden bir tanesidir. Onun için biz milli mücadeleyi iyi bilmeliyiz ki geleceğe doğru gidelim. Doğru bir geleceğe gidelim. Yanlış bir geleceğe gitmeyelim. Çocuklarımıza yanlış yaptık, özür dileriz diye demek çok geç olur. Verilen şeylerin bazıları geri alınmaz. Bir takım tahribatı onarmak yüzyıllar ister bazen. Tabii. Onun için çok dikkatli, çok sorumluluk duygulu, çok hesaplı, çok incelikli, çok anlayışlı ve çok yurtsever olarak bakmak lazım. Öyle hareket etmek lazım. Öyle düşünmek, öyle konuşmak lazım. Türkiye'yi yani... Ya giden gelmiyor bir yani de. Bir bakan yalnız bir partinin bakanı gibi kendini görürse o bakan başarısız bir bakan demektir. Bu hepimizin olmaz. Bakanı olmazsa... Hele böyle kritik zamanlarda hepimizin bakanı olmazsa Türkiye'nin geleceğini kendi küçük parti görüşüne mağlup ederse, mahkum ederse çok büyük bir yanlışlık yapmış olur. Hayırlı anılmaz. Tabii. İşte ben burada Ali Rüşdi Efendi gibi, işte Ali Kemal gibi nicelerinden bahsettim. O da öyle anılır. Öyle anılır. Tabii. Yani hayırlı anılmaz, lanetle. Ayıplanarak hayırlı. Bir takım sıfatlarla birlikte ismi geçer sonra. Onun için yakın tarihimizi öğrenmeleri, ona uygun davranmaları, Türk halkının tarihinde koyunluk yok. Koyunluk yok. Hı hı. Alıp sürüklemek yok. Yanılmak var, koyunluk yok. Evet.
koyunluk yok. Onu bilmeli bizi yönetenler. Yani son 30 yıldan bahsediyorum hep. Bu yöneticilerin hepsi bizim böyle olmadığımızı bilemediler. Bilemediler, yanlış yaptılar ama başlarını hep tarihin mantığına çarptılar. İnşallah bundan sonra ona benzer olaylar olmaz. Evet. Kendiliğinden bir arada bir uzlaşma içinde yaşayabiliriz. Yoksa tarihte vaktiyle ne olursa gene onlar. Aynısı oluyor zaten. Gene onlar olur. Genel olanlar. Bunlar olmaması gereken iyilikler. Bu iyilikleri istemiyoruz. Kendiliğinden doğal olarak her şey zaten güzele, doğruya, iyiye gitse. Fikir ayrılıkları kötü şeyler değildir. Fikir ayrılıkları insanları birbirinden bölmemeli. Üslubu onun için çok dikkat etmeli. Çok dikkat etmeli. İnsanlar kendilerini yöneten, bunun içine muhalifler de dahil, tabii, aydınlar dahil, yazarlar, çizerler, üniversite hocaları da dahil. Kendilerini yöneten insanlara bakarak hayatlarını tanzim eder. Doğru. Türkiye'de 1960 yılından önce camiler ikiye bölündü. Kahveler ikiye bölündü. 27 Mayıs boş yere olmadı. Evet. 27 Mayıs olduğu zaman benim kuşağım bunu çok teferruatıyla yaşadı. O zamanki Demokrat Partililer bile oh dediler. Çünkü çok tehlikeli, çok bir tehlikeli yere gidiliyor. Tabii dönem çok tehlikeli. O durdu. Yani 27 Mayıs'tan bir hafta evvel rahmetli Adnan Menderes Türkiye'yi idare etmek şansımız kalmamıştır diye grupta açıklama yaptı. Şimdi bu iflası belirtmektir. Tabii. Siyasi iflası belirtmektir. Onun için ben mesela Sıtkı Yılcalı'nın falan olup bitenler karşısında çok memnun olduğunu biliyorum, duydum, gördüm dedi. Hı hı. Gördüm dedi. Pek çok öyleydi ama aradan yıllar geçti. Şimdi işler başka türlü anlatılıyor. Halkımızı kandırıyorlar başka türlü anlatanlar. Hı hı. Doğruyu anlatmıyorlar. Kızılay Meydanı'nda 27 Mayıs'tan bir iki gün sonra 1 milyon insan toplandı bayram etti hep beraber. Bunların yarısından fazlası Demokrat Partili. Tabii. Yani beyaz eldivenli ordusuna güvenerek bu kardeş kavgasına düşmekten kurtulmanın sevinciydi bu. Bayramıydı bu. Ve 27 Mayıs'ta bize 1962 anayasası gibi harika bir anayasa getirdi ki Türklerin yaptığı bugüne kadarki en güzel anayasadır ama bizim bazı politikacılarımıza bu çok geniş geldi. Çok geniş geldi. Onu i̇şte, daralta işte bugünkü anayasamız bize tuttu. Hep bazı şeyler geniş böyle gelmiş. böyle bir yarım yamalak bir demokrasinin içerisinde işte şu anda doğrusu geleceğe fazla ümitle bakamıyoruz ama tarihin akışının da değişmeyeceğini bilerek de ümidimizi asla kaybetmiyoruz. Kaybetmemeliyiz zaten. Şimdi Türkiye 1 yıl 9 ay büyük taarruza hazırlandı. Ordu taarruza hazırlandı. İlk defa Türk ordusu çok büyük bir taarruz için hazırlık yaptı. 300 yıldır böyle bir taarruz bir yılda yapmamıştı. 5 gün hazırlanmışlardı. 300 yıldır bir taarruz yapmamış. Ama Türklerin taarruza hazırlandığını ne İngiliz istihbarat servisi, ne Kara Jumbo anlayabildi, ne Yunanlılar anlayabildi, ne içimizdeki Yunanlılara hizmet edenler anlayabildi. Vardı, çok vardı. Az değil. Tabii. Bu zaafımızı bilelim. Duymamaları şaşırtıcı milli geldi. Milli bir eğitimden geçmediğimiz için bu bir takım Müslüman Türkler Yunanlılara hizmet etmiştir, işbirliği yapmıştır. Bunu İstanbul hükümeti de yapmıştır. Ali Rüştü Efendi diyor ki Yunan ordusu bizim ordumuz sayılır, onun başarısı için dua ediniz. Ne zaman? Yunan ordusu Bursa'ya ve Uşak'a doğru yürürken, yakarak. Peki bu Ali Rüştü Efendi, yukarıdaki hükümdar, başındaki sadrazam, sen nasıl Yunan ordusu dersin, onun başarısı için halkın dua etmesini istersin deyip bunu niye azletmiyorlar? Başındaki de aynı düşüncede. Hiçbir azletmedikleri gibi bir sonraki hükümette yine aynı adamı bir daha Adalet Nazırı yapabiliyorlar. Yani Adalet Bakanı aynı yapabiliyorlar. Aynı düşüncede değişen İşte İstanbul şey böyle. O zamanki İstanbul yönetiminin kafası bu. Türkiye, İstanbul yönetiminin o işbirlikçi Avrupa karşısında aşağılık duygusuna kapılan, titreyen bu dilenci ruhlu yönetimi de işte emperyalizmin tetikçisi Yunanlıları da, kendisi de bizzat emperyalist olmaya çalışan Yunan ordusunu da, Fransızları da, güneydeki ve batıdaki Ermenileri de, kuzeydoğudaki Pontus çetelerini de, isyancıları da hepsini yenerek sonunda 30 Ağustos'ta zafere ulaşacak.
Evet. Bu çok büyük bir olaydı. Dünya tarihinde eşi yoktu. Bunu nasıl başardık biz? Bütün milletçe birlik olarak. Kadınıyla erkeğiyle. Biz bu zaferi kazandıksa sadece erkekler kazanmadı. Kadınlar da birlikte kazandı. Buna çocuklar da katıldı. Tabii biz aile cumhuriyeti, rızkının bir kısmını verince o çocuk da katılmış oluyor ister istemez. Biz bir cumhuriyet kurduksa bunu kadınlarla birlikte erkekler. Evet. Bu cumhuriyet hepimiz. Kadınların da payı var bunda, erkeklerin de payı kadınlar var. Kadınlar da savaşmış, yeri gelmiş zaten. Tabii. Onun için cumhuriyetin niteliklerine yalnız bazı erkeklerin karşı sahip çıkması olmaz. Bütün kadınlar, bütün tabii. erkekler, bütün çocuklar hepimiz sahip çıkmalıyız. Hak birlik olmuş. Çünkü cumhuriyetin alternatifi yok. Evet. Atatürkçülüğün alternatifi yok. Var olduğunu söyleyenler yerlerine karanlık bir şeyler söylüyorlar. Hiç kimseyi de tatmin etmiyor. Kulaklara bir şeyler fısıldanıyor. Nasıl bir ümit verdiklerini kestiremiyorum. O kafa Osmanlı Devleti gibi çok muhteşem bir imparatorluğu yıktı. Kendilerine dostça hatırlatıyorum. O kafa cumhuriyeti yıkmak için çalışmasın lütfen. Çünkü cumhuriyeti yıkamaz. Ben diyecektim, yıkamazlar. Çünkü cumhuriyeti boşu yıkamazlar. Ama başımız dertten kurtulmaz. Onların uzağında durmak lazım. Bu tarz fikirler Türkiye'ye hayır getirmedi, hayır getirmeyecektir. Onun için onlardan vazgeçelim. Cumhuriyette yani bizim kırmızı çizgimiz yurt bütünlüğü içerisinde laik cumhuriyettir. Bu evet. kırmızı çizgide bizim uzlaşmamız lazım. Uzlaşmazsak Türkiye ileride daha acı günler görebilir. Onun korkusu içerisindeyim. Yanılıyor olmayı tabii çok istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Evet, evet. İnşallah güzel günleri göreceğiz. İnşallah güzel günleri göreceğiz. Sakarya Savaşı'nı burada bitirdik zaten. Evet. Şimdi bundan sonra büyük taarruzla devam edeceğiz. Yanılmıyorum değil mi? Evet, büyük taarruza işte Hı-hı. oradan Lozan'a geçeceğiz. Hı-hı. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim yeni bir Şu Çılgın Türkler programında daha birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.